Efendim bir kez daha selamlar. Ben Ersin Tekin. Papillon Oteller grubunun bir üyesi olan Papillon Ayşe'deyiz. Sizler otele ilk geldiğinizde karşılanacağınız ve karşılaşacağınız bölümle başlamak istiyorum. Ve efendim Papillon Ayşe'ye hoş geldiniz diyerek resepsiyon alanından başlayalım sizlere bilgi ve sunum yapmaya. Martini Lounge çok lüks ve konforlu bir şekilde hazırlanmış. Dekorasyonu gerçekten çok ayrıcalıklı. Ancak tabii Papillon Ayşe'nin bu muhteşem doğal çam kokulu, çim kokulu bahçesini göstermeden gitmek olmazdı. Efendim Papillon Ayşe'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi kompakt bir tesis olması. Yani bir yerden bir yere ulaşımınız son derece kısa mesafelerle geçilebiliyor. Ve efendim şimdi sahile geldik. Artık denize girerken kum mu çakıl mı sorusuna cevap arayan misafirimiz için birden derinleşmiyor. Yani yürüyerek denize girebiliyor misafirler. Ancak standart odanın şıklığını, kalitesini, konforunu şöyle size biraz ifade etmeye çalışayım. Efendim şu anda Papillon Ayşe'nin özel oda kategorilerinden birisi olan Select Family Villaların arasındayız. Burayı drone görüntülerinde gösterdiğimde çok beğendiğinizi biliyorum. Ve Papillon Ayşe'de akşam yemeğiyle ilgili size fikir vermek istiyorum. Orada Fırat Şef'im de geldi. Fırat Şef'im selam. Hoş geldiniz. Nasılsın? İyi, sağ olun. Ne var ne yok? Çok şükür, her abi şey oldu. Abi seni gördüğüm iyi oldu. İçerideki menüleri gösterirken final dışarı demiştik ya. Ne kadar haklı olduğumu burada size göstermek istiyorum. Bakın. Efendim bir kez daha selamlar. Ben Ersin Tekin. Bugün sizlere anlatmaktan ve önermekten keyif ve mutluluk duyacağımız bir oteldeyim. Papillon Oteller grubunun bir üyesi olan Papillon Ayşe'deyiz. Birazdan her zaman yaptığımız gibi filtre kullanmadan gerçek görüntülerle otelle ilgili bilgileri sizlere aktararak tatil seçiminiz için değerlendirmenizi sağlamaya gayret edeceğim. Ama videoya başlarken hemen söylemek istiyorum ki Papillon Ayşe'ye geldiğiniz zaman ilk gözleminiz burada yüksek standarttaki her şey dahil konseptinin profesyonel ve işinin ehli bir ekip tarafından misafir memnuniyetine odaklanmış bir ekip tarafından sunulduğunu gözlemlemeniz olacaktır. Tesis oldukça kompakt bir yapıya sahip. Hem arkamda gördüğünüz direkt havuza girebileceğiniz odaları hem de ana bina odaları var. Aile yapınıza ve kişi sayısına göre seçebileceğiniz bu odalarda keyifle konaklayabilirsiniz. Otelin yüksek standarttaki ultraşeler konseptinde premium marka içecekler ve özel imza kokteylleri sadece papilyonlarda hatta sadece Papillon Ayşe'de tadabileceğiniz özel imza kokteylleri var. Çok özel ambiyans olan alakart restoranları var ve bu alakart restoranların birçoğu konsepte dahil. Yani balık alakartı, İtalyan alakartı, Türk mutfağı alakartı, modern Türk mutfağı alakartı bunlardan bazıları. Bunları detaylı olarak size göstermeye çalışacağım. Tabii ki sahili, havuzları, aqua parkı, çocuk kulübü de videomuzun içerisinde olacak. Bunları sizlere gösterdikten sonra tabii ki tatil seçiminiz için değerlendirmenizi sağlamış olacağım. Papillon Ayşe'de tatil yapmaya karar verirseniz de bizler tatil mülkebi olarak rezervasyon taleplerinizi memnuniyetle bekliyor olacağız efendim. Çünkü bütün çalışmaları bu amaçla yapıyoruz. Tabii ki videoya izlemeye başlarken beğeni ve abone tuşlarına basarsanız çok mutlu oluruz ama esas bizim için önemli olan burada tatil yapmak için rezervasyonunuzu tatil ürününden yaptırmanız olacaktır. Bizler ETS Tur'un yetkili satış ajantesi olarak bu rezervasyon taleplerinizi memnuniyetle bekliyor olacağız diyerek lafı çok daha fazla uzatmayalım. Sabah erken saatler misafirlerimiz kahvaltı yapmaya başladılar. Biz de onlar şezlonglarına yerleşmeden önce, tatile başlamadan önce kısa kısa görüntülerle sizlere Papillon Ayşe'yi sunmaya başlayalım. Haydi buyurun. Ve efendim Papillon Ayşe keşfimize başlıyoruz. Ben her zaman yaptığım gibi sizler otele ilk geldiğinizde karşılanacağınız ve karşılaşacağınız bölümle başlamak istiyorum. Elbette Papillon Ayşe'ye gelip arabanızı buraya park ettiğinizde önce ekip arkadaşlarım sizleri karşılıyorlar. Ben dün geldiğimde anahtarımı Ali'ye teslim ettim. Arabayı güzel bir şekilde park etti. Otelin otopark alanı var. Tabii ki valizlerimiz için de Yasin ve Yaşar kardeşlerimiz burada gayet güzel, yakışıklı, jet gibi sizleri bekliyorlar. Valizlerinizi alıyorlar ve artık tatilinize başlamanız için, odanıza geçmeniz için ilk adımları atmış oluyorsunuz. Arkadaşlar günaydın, kolay gelsin. Kusura bakmayın böyle sizde aldık videoyu ama izninizle. Peki kolay gelsin, buyurun. Ve efendim Papillon Ayşe'ye hoş geldiniz diyerek resepsiyon alanından başlayalım sizlere bilgi ve sunum yapmaya. Buraya ilk geldiğinizde tabii ki önce bu serin havayı hissediyorsunuz. Özellikle sıcakta geldiğinizde şöyle bir oh be diyeceğiz. Sol tarafımızda misafir ilişkileri reski var. Özellikle alakart rezervasyonunuzu oradaki arkadaşımızdan yardım olarak yaptırabilirsiniz. Bu arada daha bir dönemden başındayken söyleyeyim çok özel, çok nitelikli ambiyansı olan, çok güzel menüleri olan alakart restoranlar var. Mutlaka giriş yapar yapmaz bunlarla ilgili değerlendirmeye başlayın. Günaydın arkadaşlar, kolay gelsin. Efendim bu arada hemen şöyle bilgi vermek istiyorum. Otele giriş yaparken buradaki kare kodu telefonunuza okuttuğunuzda çok güzel bir uygulama açılıyor ve otelle ilgili tüm information'ı ve konsepti buradan takip edebiliyorsunuz. Bunu tavsiye ederim. Her ne kadar ben otelle ilgili
size bilgiler aktaracak olsam da burada otelle ilgili içeriği tüm detaylarıyla inceleyebileceğiniz bir program hazırlanmış. Bu uygulamayı kullanmanız otelle ilgili daha detaylı bilgi edinmeniz açısından faydalı olacaktır diye düşünüyorum ve bu kare kodun amacını da size anlatmış oldum. Tekrar devam ediyorum. Check-in işlemlerini yapmak için tabii ki resepsiyondaki arkadaşlarımız yardımcı olacaklar. Ama benim size bir tavsiyem var. Giriş yapar yapmaz hemen lobi barın karşısındaki oturma alanları çok rahat ve çok keyifli. Sizi de hemen oraya davet ediyorlar ve check-in işlemlerinizi yapılırken orada dinlenebiliyorsunuz. Bu arada lobi bar demiştim, 24 saat açık ve premium marka birçok içecekle çaylarınızı, kahvelerinizi buradan sipariş verebiliyorsunuz. Yani daha otele girer girmez otelin yüksek standarttaki ultra şeyler konseptiyle beraber şöyle bir oh be diyerek rahatlamış oluyorsunuz. Geldiğiniz saate göre eğer odalarınız hazırsa tabii 14'ten sonra odanız hazırlanmış oluyor ve giriş yapabiliyorsunuz. Ama erken saatlerde geldiyseniz tavsiye olarak ben bir plaj çantasını hazır getirmenizi öneririm. Çünkü odanızı burada beklemek yerine direkt terasten faydalanarak tatil yapmaya başlamış olabilirsiniz. Böylelikle sizin odanız hazırlanırken siz de zamanı değerlendirmiş olursunuz diyelim. Ve lobi alanından görüntülerle turumuza devam edelim. Efendim lobi ve lobi bar demişken isterseniz lobi barın konseptinden biraz bahsedelim. Tesisin yüksek standarttaki ultra yaşadığı konsepti içerisinde iki tane 24 saat açık barı var. Bir tanesi lobi bar, bir tanesi de martini bar üst katta. İkisinden de bahsedeceğim size. Ama önce lobi bardan başlamak istiyorum. Bu yüksek standarttaki ultra yaşadığı dediğimiz zaman elbette premium marka içeceklerden bahsetmeden olmaz. 18 yıllık Shivas'tan Double Black'lere veya özel likörlerden aklımıza gelen rakı çeşitlerinin birçoğuna burada konsepte dahil. Zaten hani tek tek marka saymaya gerek yok. Buradaki sunumların dışında özel tercih edebileceğiniz kokteylleri sipariş verebiliyorsunuz. Ama kokteyl deyince sadece papillon aşırı değil, diğer papillon gruplarında da özel imza kokteyllerine mutlaka bir parantez açmak lazım. Bununla ilgili hemen şöyle bir menü göstermek istiyorum size. Bu arada çok güzel kahve kokuyor. Schiller marka güzel kahveler yapıyorlar. Özellikle sabah saatlerinde bir americano, bir espresso ile güne başlayabilirsiniz. Sahile gittiğimiz zaman da Paco'dan bahsedeceğim size. Bunlar aslında papillonların size titizlikle sunduğu hizmetlerden bazıları ama hani şu kokteyllere bir değinelim. Yine kelebek logosuyla güzel hazırlanmış bir titizlikle hazırlanmış bir menü ve buradaki kokteyllerin tamamı özel çalışılmış reçetelerle hazırlandı. Sadece papillonlarda tadabileceğiniz cin kokteyller, vodka kokteyller veya viski kokteyller yanı sıra yine burada şeker kullanmadan veya glikoz şurubu kullanmadan doğal meyve özeli yapılmış kokteylleri tadabiliyorsunuz. Tüm otellerde ve papillon aşağıdaki barlarda bu konsept size sunulmakta. Yani sadece marka söyleyerek ben 18'lik şabak istiyorum demek yerine özel kokteylleri sipariş edebilirsiniz. Kesinlikle çok lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Bu arada tesiste hizmet alırken yiyecek içecek konusunda sunum yapılan tüm barlarda ve restoranlarda bu şekilde kare kodlar size hizmet veriyor. Yani oturduğunuz zaman kare kodu açıp o anda bulunduğunuz bölüm her neresiyse şu an lobi bardayız mesela. Lobi bar içecek menüsünü burada bulacaksınız. Sipariş verebiliyorsunuz. Bu alakart restoranlar için de geçerli. Diğer barlar için de geçerli. Lobi ile ilgili bu kısa bilgi verdikten sonra, detaylı bilgi verdikten sonra turumuza devam edeceğiz. Ben üst kata çıkıp martini bardan biraz görüntü aktarmak istiyorum ve turuma devam edeceğim sonra. Efendim Papillon Ayşe keşfimiz devam ediyor. İkinci ve çok özel bir hizmet noktasına bahsetmek istiyorum. Lobi bardan sonra Martini Lounge. Hemen lobinin üst katındayız. Otele geldiğiniz andan itibaren kullanabileceğiniz 24 saat açık olan çok keyifli bir nokta burası. Çok lüks ve konforlu bir şekilde hazırlanmış. Dekorasyonu gerçekten çok ayrıcalıklı ve bununla beraber 24 saat açık olan barda yine bartender arkadaşlarımız size premium marka içecekler ve özel imza kokteyllerini burada da sunabiliyorlar. İsterseniz yine Martini Lounge'un bir ayrıcalığı olarak gün içerisinde acıktığınızda belli saatlerde değişen menülerde aperatif yiyecekleri de burada alabildiğini söylemek istiyorum. Akşam saatlerinde de canlı müzik yapılıyor hemen karşıdaki sahnede. Çok da güzel bir terası var. Şuradan terası da gösterelim. Sonra turumuza devam edelim. İster içeride ister dışarıda nereyi seçerseniz seçin son derece rahat ve keyifli koltukların, sandalyelerin ve güzel de bir doğa manzarasının sizi beklediğini söyleyebilirim. Martini Lounge ile ilgili daha detaylı görüntüleri akşam sizinle paylaşacağım. Efendim Martin Lounge'dan sonra turumuz devam ediyor. Şu anda misafirimiz Angora isimli ana restoranda kahvaltılarını alıyorlar. Biz akşam saatinde detaylı bir video çekeceğiz büfeyle ilgili. Ama kahvaltıyla ilgili çok kısa görüntülerle size fikir vermeye çalışalım isterseniz. Sonra turumuza devam edelim.
İnşallah onun kararımızı veririz yani. Onun... Ve efendim kısa bir kahvaltı büfe görüntüsünden sonra tekrar keşfimize devam etmek üzere bahçeye çıktık. Sahile doğru yürüyeceğiz. Ancak tabii Papillon Ayşe'nin bu muhteşem doğal çam kokulu, çim kokulu bahçesini göstermeden gitmek olmazdı. Hemen arkamda lobinin teras kısmı var. Eğer sigara kullanıyorsanız, çayınızı, kahvenizi, kokteylinizi dışarıda içmek istiyorsanız bu alanı değerlendirebilirsiniz lobi barda iken. Elbette sağ tarafımdaki fitness center dikkatimi çekti. Bir spor müdavimi olarak aslında buradaki fitness donanımının çok güçlü olduğunu söylemek isterim. Sahilden sonra turumuza devam ederken oradan da görüntüleri ekleyeceğim. Reburn Spa ile beraber. Diğer Papillon gruplarında da hatırlarsınız. Çok donanımlı, çok güçlü bir spa merkezi var. Profesyonel bir ekip tarafından yönetiliyor. Ve gözüme çarptığı için kısa bir hatırlatma yapmak istedim. Orada da kısa görüntüleri eklemeye çalışacağız. Lobiden çıktıktan sonra hemen yan tarafımızda ana restoran var. Sağ tarafımızda otel binasının, ana binanın bulunduğu bir bölüm. Ve bu güzel yürüyüş yolundan sahile doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Efendim Papillon Ayşe'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi kompakt bir tesis olması. Yani bir yerden bir yere ulaşımınız son derece kısa mesafelerle geçilebiliyor. Sizi hiç yormayacak burası. Ana binada bir odada kalıyorsanız hemen alt katta restoran, birkaç adım attığınızda bahçedesiniz ve daha sonra havuza geliyorsunuz. Yani bir dakika bile sürmeden odanızdan çıkıp havuza ulaşabilirsiniz. Havuz son derece dekoratif, çam ağaçlarının gölgesi içinde. Çok sayıda şezlong ve şemsiye var ve havuzu geçtikten sonra da pool bar ve sahile ulaşacağız. Havuzun hemen karşısında şu renkli görünen yer çocuk kulübü Puppy Kids Club. Oradan da görüntü almaya çalışacağız. Bunu söylerken de ifade etmek istediğim şey şu. Çocuklarla beraber buraya geldiğinizde sizler havuz keyfi yaparken Puppy Kids Club hemen yanı başınızda ve Aquapark da hemen yanı başınızda. Yani çocuklarla burada çok rahat ve yorulmadan zaman geçirebilirsiniz. Kullanım alanlarına çok kısa mesafelerde ulaşabileceğinizi ifade etmek istedim. Ana bina, restoran, havuz, aquapark, çocuk kulübü ve çok kısa bir mesafe sonra sahilde olacağız. Haydi buyurun. Efendim havuzun etrafında gezerken gözümüze takılı ve elbette engelli misafirlerimiz için bir kez daha bilgi vermek istiyorum. Sahildeyken onların denize rahat girmesini sağlayan aparatlar vardı. Yine tesisin genel anlamda engelli misafirlerimize uygun olduğu, handikap odaların bulunduğunu, havuza girerken de yine onlar için düşünülmüş aparatların hazır olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Efendim Papillon Ayşe'nin kolay kullanımlı, kompakt bir yapıya sahip olduğunu her fırsatta söylüyorum. Özellikle çocuklarla geldiğinizde havuzun yanı başında hem aquapark olması hem de Puppy Kids Club'ın olması bence büyük kolaylık. Çünkü çocuklarla beraber hani herkes istediğini yapabilecek bir durumda hem de çok yakın mesafede olmasını sağlayabilirsiniz. Çocukları Puppy Kids Club'a bırakabilirsiniz. Onlar aquaparkta olabilirler. Siz de burada dinleniyor ve keyif yapıyor olabilirsiniz. Bu arada buradaki şezlongların tamamına garson arkadaşlarımızın, patenli arkadaşlarımızın servis yaptığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu arada Puppy Kids Club'la ilgili içeriden müsaitlik varsa biraz görüntü alacağım. Bir de şuradaki bebek havuzundan bahsetmek istiyorum. Puppy Kids Club'ın kendi konsepti içerisinde hem bebek bakım odaları ve uyku odaları, aynı zamanda sinema odası, PlayStation odası, Lego odası, veya işte sanat stüdyoları, aktivite stüdyoları mevcut. Ben özellikle hani çocukların yaz aylarında büyük keyif alacakları üstü de güneşten korunmuş, gölge yapılmış bebek havuzunu buradan göstermek istiyorum. Puppy Kids Club oldukça geniş bir alana yayılmış durumda. Oradan başlıyor ve az önce gördüğünüz bahçesine kadar uzanıyor. Buradan giriş yapabiliyorsunuz. Sabah saat 10'dan gece saat 23'e kadar açık. Bir bakalım müsaitlik varsa içeriden görüntü almaya çalışalım. Ve hemen havuzun yanı başında Puppy Kids Club'a giriş yaptık. İçerisi son derece serin. Çocuklar isterlerse bahçede, isterlerse içerideki aktiviteye katılarak zaman geçirebiliyorlar. Ve onların yaş gruplarına göre tabii aktivite panosundan da faydalanabilirsiniz. Hani aktiviteyi seçebilirsiniz ve buradaki saatler doğrultusunda onların tercihini burada değerlendirmelerini sağlayabilirsiniz.
Efendim havuzu geçtikten sonra ilk karşılaşacağınız hizmet noktası pool bar olacak. Sabah saat 10'da açılıyor ve gece saat 24'e kadar açık. Gece geç saate kadar açık olmasının sebebi de aslında hemen şov sahnesinin yanında olması. Çünkü akşam saatlerinde yemekten sonra buradaki masa düzeniyle hazırlanmış profesyonel şov sahnesinde özel şovları izlerken buradaki pool bardan da yine premium marka içeceklerinizi ve kokteyllerinizi alabiliyorsunuz. Buradaki konseptten de bahsedeceğim size. Neler var neler yok bir göz atacağız. Ama genel anlamda hizmet noktalarını göstermek istedim. Hemen şurada animasyon info deski var. Bir fotoğrafçı var. Masa tenisi oynayabileceğiniz ücretsiz olarak tabii ki bölümler var. Ve gözüme Paco çarptı. Paco'ya birazdan geçeceğim. Hatta orada bir kahve molası vereceğim. Papilyonların kahve sunumlarını yaptığı özel markaları Paco. Ve her zaman dikkatimi çekmiştir bir kahve sever olarak. Birazdan orayı da sizlere anlatacağız. İsterseniz pool bardan biraz bahsedelim. Burada tabii hemen dikkatimizi çekiyor minik misafirlerin boylarını yetişerek slushlarını veya alkol içeceklerini sipariş verebilecekleri yer burası. Elbette yine premium marka içecekler dikkatimizi çekiyor. Şöyle biraz yaklaşalım. Aynen lobby barda bahsettiğimiz gibi birçok premium marka içecek burada konsepte dahil. Double Black'den Shivas'ına, Ballantine's'tan rakı çeşitlerine, Gin markalarından Bacardi'sine, Olmeca Tequila'sına kadar, Safari'sine kadar her şey var. Bu markaları saymaktansa ben size bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yani markaları bilgi anlamında söylememiz gerekiyor tabii ki konsepte dahil olarak sunulduğunu. Ama esas papilyonda kokteyllerin başrolde olduğunu ve şeker kullanılmadan, glikoz şurubu kullanılmadan yapılan kokteyllerin buradaki profesyonel ekip arkadaşlarımız tarafından sizlere sunulduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bir sorumuz var. Hemen onu yanıtlayalım. Efendim lobby barda bu arada bira sunumuyla ilgili örnek olarak göstermek istiyorum. Beck's, Efes Malt, Bud, Bomonti filtresiz ve alkolsüz bira sunulmakta. Tabii ki isterseniz fıçı bira da alabiliyorsunuz. Bu arada ben Emir'i beklettim. Misafirlerimize servis yapıyor. Paten arkadaşlarımızdan bir tanesi. Kolay gelsin Emir. Merhabalar. Yine bir bilgi olarak aktarmak istiyorum. Gündüz saatlerinde havuz etrafında kullanılan bardaklar oldukça kaliteli polikarbon bardaklar. Yani neredeyse cam niteliğinde misafire sunum yapılıyor. Ancak akşam saatlerinde şov izlerken direkt cam bardakla servis alabiliyorsunuz. Havuz etrafında güvenlik sebebiyle bu bardaklar kullanılıyor. Sıradan plastik bardakların olmaması bence çok güzel olmuş. Gayet güzel bir sunumla. Emir kardeşim beklettim. Kusura bakma. Kolay gelsin. Eline sağlık. Gel abi. Evet. Bu şekilde ve yavaş yavaş otelde hareketle başladı. Animasyon ekibi misafirleri uyandırmaya başladı. Biz de bu görüntüleri ekleyerek yavaş yavaş turumuza devam edebiliriz. Efendim pool barı gösterdikten sonra artık sahile doğru devam etme zamanı geldi. Çok da misafirler tatillerine başlamadan hala kahvaltı yaparken bu alanları geçmek istiyorum. Bu arada sabah saatlerinde yoga yapan bir ekibi gördük. Efendim sahile doğru yürürken hemen sağ tarafta Fit Club'ın bir bölümü var. Burada gün içerisinde profesyonel ekip arkadaşlarımızın eşliğinde yoga, stretching veya diğer spor faaliyetlerine katılabilirsiniz. Saat 14.30'da pilates var. Saat 4'te zumba var. Yani spor seven misafirimizin biraz da kalori yakmak için burayı tercih edebileceğini düşünüyorum. Ama sabah saatlerinde sizi rahatlatacak yoga programlarını burada bulabilirsiniz. Şöyle gösterelim isterseniz. Efendim Papillon Ayşe'de sahile geldik. Bu arada biz sahile yürürken tabii ki farklı hizmet noktaları da vardı. Sinek sunumlarının yapıldığı bölüm, gözleme alanı vesaire gibi onları birazdan göstereceğim. Çünkü şimdi sabah saatleri misafirler kahvaltı alıyorlar. Henüz açılmayan noktaları açıldığı zaman hemen videoya ekleyeceğim. Şimdi Belek'teyiz. Belek Denizi ile ilgili tabii ki ifadeler değişebiliyor. Ama öncelikle buradaki denizin mavi bayraklı olduğunu söyleyelim. Bunun dışında tüm Papillon grubunda doğayla uyumlu sistemlerin uygulandığını, doğayı koruyan sistemlerin uygulandığını söyleyebilirim. Tabii ki ayrıştırma istasyonları bunlardan sadece bir tanesi. Bunun dışında doğaya katkı sunan birçok projenin burada devam ettiğini söylemekte fayda var. Şimdi sahile geldiğimiz zaman son derece düzenli bir yapının bizi karşıladığını, düzenli bir donanımın bizi karşıladığını söyleyebiliriz. Sol tarafımızda engelli misafirimiz için ayrılmış, onların denize kolay girmenini sağlayan bir aparat var. Yine engelli misafirlerimizin onlar için ayrılmış bölümü kullanabileceğini söylemek isterim. Bu alan onlar için. Bunun dışında tüm şezlong ve şemsiyenin olduğu bölümlerde gayet güzel sabit gölgelikler kullanılmış. Gölge alanlar çok fazla. Elbette isterseniz şezlongunuzu güneşe çekebilirsiniz. Ancak burada
hani güneşten korunma konusunda çok daha nitelikli güzel bir çalışma yapılmış. Bunun dışında benim özellikle söylemek istediğim bir hizmet var burada. Icebox'lar. Tabii ki burada hani anlık olarak soğuk bir şeyler içmek istediğinizde zaten Beach Bar çok yakınımızda ama Icebox'larda anlık olarak soğuk bir şekilde su ve soda bulunduruluyor. Bunları da yine şezlongunuzda keyif yaparken kullanabileceğinizi ifade etmek istiyorum. Özel hizmetlerden bir tanesi bence. Bunun dışında sahile geldiğimizde hem kumsaldan hem de iskeleden denize girme imkanı olacak. Ve efendim şimdi sahile geldik. Artık denize girerken kum mu çakıl mı sorusuna cevap arayan misafirimiz için tabii Berek bölgesindeyiz. Berek bölgesinin karakteristik deniz yapısına sahip burası da. Ancak birden derinleşmiyor. Yani yürüyerek denize girebiliyor misafirler. Ve büyük oranda kum olduğunu söyleyelim. Özellikle sabah saatlerinde denize rahatla girebileceğinizi ifade etmekte fayda var. Eğer sahilden, kumdan girmek istemezseniz, direkt derinden girmek isterseniz de o zaman iskeleyi kullanabilirsiniz. Biz de şimdi iskeleye gidiyoruz ve orada da bir bar hizmeti bulunmakta. Orası hakkında bilgi verelim ve turumuza devam edelim. Ve efendim şimdi Papillon Ayşe'nin iskelesine geldik. Elbette tatiliniz süresince iskelede bile olsanız hizmetler devam ediyor. Konsept dahilinde sunumlar devam ediyor. Öncelikle buradaki şezlongların ve hemen uç tarafta bulunan sevimli pavilyonların konsepte dahil olduğunu, yani ekstra ücret ödemeden onlardan da faydalanabileceğini söyleyebilirim. Bu arada iskelede keyif yapan misafirlerimiz hemen uç kısımdaki soft içeceklerin bulunduğu bardan self servis olarak kola, meşrubatlar, bira, şarap ve şampanya alabiliyorlar. Bunun dışında eğer isterseniz de elbette kare koddan açılan menüden garson arkadaşlarımıza sipariş vererek beach bardan ortalama 100 metre, 150 metre mesafede beach bardan arkadaşlarımız buraya servisinizi gerçekleştiriyorlar. Açılan menüde ne görüyorsanız sipariş verebilirsiniz. Konsept dahilinde iskeleye kadar garson servisi var. Bunun dışında iskelenin çok büyük bir iskele olduğunu ve aslına bakarsanız hani bunu da söylemek istiyorum. Ortadan ikiye ayrılarak diğer bölümünde komşu otel misafirleri tarafından kullanıldığında belirtmekte fayda var. Hemen şu anda bulunduğumuz bölümün tamamı Papillon Ayşe misafirlerine ait. Çok sayıda şezlong, şemsiye var. Gerçekten çok büyük bir iskele burası. Bu arada yine bir hatırlatma daha yapalım. Sahildeki icebox'lar burada da var. Yine su ve soda ve soğuk bir şekilde burada bulunduruluyor. Eğer isterseniz hani bebeklerle geldiyseniz onların mamalarını veya kendi ihtiyaç duyacağınız diğer soğuk kalması gereken yiyecek veya içecekleri de buradaki icebox'ları kullanarak koruyabilirsiniz. İskele ile ilgili bilgiler bu şekilde. Şöyle kısa bir gezinti yapalım burada ve tekrar turumuza devam edelim. Az daha unutuyordum. Sahildeki şezlong, şemsiyeler ve iskeledeki keyif alanları dışında elbette pavilyonlar da misafirlerimize sunulmakta. Bu bölümün ücretli olduğunu zaten birçok misafirimiz biliyor. Ben de hatırlatmak istiyorum. Rezervasyonlu ve ücret karşılığında bu alanları kullanabiliyorsunuz. Daha özelleştirilmiş, izole edilmiş ve ailece kullanabileceğiniz dinlenme alanları, kendi mini barları olan ve gün içerisinde sizlere konsept dahilinde yine buraya ödediğiniz ücret içerisinde yeme içme servisi de yapılıyor. Dolayısıyla eğer sahil keyfinizi daha izole bir alanla gerçekleştirmek isterseniz, daha ne diyelim, hani böyle bir ev ortamında gerçekleştirmek isterseniz ailenizle beraber burayı kullanabilirsiniz. Yemeklerinizi burada yiyebilirsiniz. Bebekler varsa burada uyuyabilirler. Yani bence gayet güzel, özel bir alan. Yine sahile sadece birkaç adım mesafede pavilyonlardan da bahsetmek istedim. Valla Temmuz'un sonunda yazın ortasında video çekmek gerçekten zor. Limonata aldık. Böyle serinleye serinleye geziyoruz. Bu arada iskeleden döndüğümüzde ilk dikkatimizi çeken su sporları merkezi oldu. Burada oldukça donanımlı bir su sporları merkezi var. Bunu seven misafirlerimiz, işte eğlenmek isteyen misafirlerimiz Ringo'ydu, Banana'ydı burada bulabilirler. İsterlerse jet ski kullanabilirler. Yine otelin sahil konsepti içerisinde beach volley alanı burada. Ama benim özellikle aile, çocuklarıyla gelen misafirimiz için özellikle vurgulamak istediğim bölüm hemen Beach Volley'nin arkasındaki çocuk parkı, yani Puppy Kids Club'ın dışında sahilde de bir çocuk bölüm var. İsterseniz oraya bir göz atalım, buyurun. Ve efendim biz Papillon Ayşe'de turumuza, keşfimize sahilde devam ediyoruz. Çünkü biraz da Beach Bar'dan bahsetmemiz lazım. Şezlongları gösterdik, iskeleye çıktık, iskelede garson servisi olduğundan bahsettik, Icebox'ları gösterdik.
Su sporlarından bahsettik. Sıra geldi beach bara. Evi kolay gelsin. Nasılsın? Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim abicim. Şimdi beach bar sabah 10'da açılıyor. Akşam 6'ya kadar açık. Ve yine konsept dahilinde, Papillon Ayşe'nin konsepti dahilinde. Öncelikle buradaki kokteyller dikkatimi çekiyor. Lobby barda bahsetmiştim. Martini barda bahsetmiştim. Pool barda bahsetmiştim ve beach barda da bu özel imza kokteylleri misafirimize sunuluyor konsept halinde. Bunun dışında tabii ki premium içecekler yine beach barda da konsept içinde sunulmakta. Bira seviyorsanız hem fıçı bira var hem de şişe bira seçiminizi buradan yapabilirsiniz. Bunun dışında beach bar alanının da gayet keyifli olduğunu, böyle rahat dinlenme alanları var, masalar var ve sahile sadece şöyle 60-70 metre mesafedeyiz. Hemen yan tarafta küçük bir çocuk parkı var. Özellikle böyle 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş bebişlerle geldiyseniz ve sizler sahil alanındaysanız orayı da kullanabileceğinizi ve o küçük çocuk parkının üstü gölge bir şekilde kapatılmış, güneşten kurulmuş bir şekilde sizlere sunulduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında şimdi yavaş yavaş tabii Paco'yu göstermek istiyorum. Az önce pool bardan sonra sahile inmiştim. Gidip bir kahve molası vermek istiyoruz. Şu anda saat 10.30 civarı. Saat 12 itibariyle bu bölümdeki yiyecek sunumları başlayacak. Yani ana restorana gitmeden sahilde tatil yapan misafirlerimiz burada sinek sunumlardan faydalanabiliyorlar, gözlemlerini alabiliyorlar veya çok güzel büfe eşliğinde diğer menülerden sipariş verebiliyorlar ve faydalanabiliyorlar. Bu anlamda saatin 12 olmasını beklemek için de hemen üst taraftaki Paco'ya gideceğim. Güzel bir kahve söyleyeceğim ve size Paco'yu anlatacağım. Turumuz devam ediyor. Papillon Ayşe'deyiz. Oteli beğendiyseniz, bizim sunumumuzu beğendiyseniz lütfen rezervasyon için tatil ekibine ulaşmayı ihmal etmeyiniz. Rezervasyon taleplerinizi memnuniyetle bekliyoruz diyerek turumuza devam ediyoruz. Efendim buyurun lütfen. Papillon Ayşe'nin en keyifli noktalarından bir tanesindeyiz. Paco kafedeyiz. Kısa bir ara verdik. Sahil bölümündeki görüntülerden sonra artık saat 12'yi bekleyeceğiz. Ve sinek restoranlar açıldıktan sonra oradaki sunumlardan size bahsedeceğiz. Şu anda bulunduğumuz yer aslında birçok kullanım alanına çok yakın mesafe. Havuza birkaç adım mesafedeyiz. Sol tarafımızda sahile çok yakın mesafedeyiz. Ve kahve seven misafirlerimizin burada Paco markasıyla beraber gayet keyifle alabilecekleri birinci sınıf kalitede kahve çekirdeklerinden yapılmış kahveleri burada tadabilecekler. Farsa kolay gelsin. Şimdi Paco, Papillon Ayşe'de olduğu gibi Papillon Zeugma ve Belver'e giden misafirimiz atılacaklardır. Buraya geldiğiniz zaman soğuk veya sıcak kahve tercihinizi belirtmeniz yeterli. Uzman arkadaşlarımız kahvelerinizi hemen hazırlayacaklar. Ve isterseniz Türk çayımız ve közde, affedersiniz, kumda demlenmiş, bakır cezveyle demlenmiş Türk kahvelerinde burada sizlere sunuyorlar. Yanında küçük alıştırmalıklar da var. Kruvasanlar, kurabiyeler, makaronlar da kahvenizin yanında yine size eşlik ediyor. Gayet güzel rahat dinlenme anları da var. Bu telefonlar benim ortalıkta dağınıkmış gibi görünmesin. Ve Paco'da biz kısa bir mola vereceğiz, bir espresso içeceğiz. Sonra turumuza devam edeceğiz. Bu arada belirtmek istiyorum. Burada çok özel bir hazırlıkla sunulan ve Schiller marka kahvelerden sunulan ürünlerin yanı sıra isterseniz single orijinli kahveler de var. Yani Costa Rica, Peru, Kenya veya Ruanda'dan getirilen kahveleri de isterseniz seçebiliyorsunuz. Küçük bir ücret karşılığında onlar sunuluyor. Bunun dışında biz lobby barda, martini barda, pool barda, ana restoranda ya da beach barda da yine birinci sınıf kahve çekirdeklerinden, Schiller marka kahve çekirdeklerinden kahvenin sunulduğunu, latte'lerin, amerikanoların, espressoların sizlerin hizmetinde, konsept halinde olduğunu bir kez daha hatırlatalım ve turumuza devam edelim. Haydi buyurun. Evet efendim, şimdi sizi Papillon Ayşe'nin en tatlı ve en güzel kokulu noktalarından bir tanesine getirdim. Az önce Paco'daydık. Orada kısa bir mola verdik. Ancak sıcakta tabii misafirler orada denize, havuza girerken biz dedik ya, içerideki hizmet noktalarından da görüntü alalım, biraz da serinleyelim. Bunun için de Cafe Harmonia'ya geldik. Burası sabah saat 10'da açılıyor. Akşam saat 6'ya kadar misafirimiz hizmetinde. Çok güzel bir tatlı atıştırmalık köşesi. Elbette kahvenizi buradan sipariş verebilirsiniz. Serinlemek için burayı, rahatlamak için kullanabilirsiniz. Kan şekerinizi yükseltmek için burayı kullanabilirsiniz. Gayet güzel. Spangileler, profiteroller, kivili magnolyalar. Yan tarafa geçtiğimizde yine envai çeşit. Red Velvet'ler, Snickers'lar, piramitler, Medovik pastası veya San Sebastian gibi birçok pastayı buradan tadabilirsiniz. Üst tarafta şekerlemeler var. Hatta atlamak istemiyorum. Bakın burada fıstıklı güzel tatlımız var. Makaronlar var. Badem şekerleri var. Eğer tuzlu atıştırmalık isterseniz özenle hazırlanmış sandviçler var, wraplar var ve kurabiyeler var. Elbette çayınızı, kahvenizi de buradan sipariş verebiliyorsunuz. Türk kahvenizi sipariş verebiliyorsunuz. Ve Cafe Harmony'de şöyle bir kan şekerinizi yükseltip, biraz dinlenip, soluklanıp
tatilinize devam edebilirsiniz. Tekrar etmek istiyorum. Tesisin ana binası içerisinde bu şekilde keyif yapabileceğiniz noktadan sadece birisi burası. Lobi bar ve martini barı atlamayalım, aklınızda bulunsun. Dinlenmek için, biraz rahatlamak, ferahlamak ve güzel içecekler tatmak için gayet keyifli noktalar. Efendim bu tatlı köşeden sonra, Cafe Harmony'den sonra aslında hemen yanı başındaki Reborn Spa'dan da bahsederek buradan ayrılmak istedim. Şimdi Reborn Spa yine Papillon Zeugma'da ve Papillon Belleville'de bulunan misafirlerim satılacaklardır. Papillon otellerin spa markası ve oldukça donanımlı, oldukça güçlü. Merhabalar, kolay gelsin. Tabii gün içerisinde misafirler olduğu için çok detaylı bir şekilde içeriden görüntü almamız bazen mümkün olmuyor. Ancak spa seven misafirlerimizin tatile geldiklerinde masajını, bakımlarını, cilt bakımlarını ya da kese paketlerini, hamam kese paketlerini almak istediklerinde burada gerçekten çok steril ve profesyonel bir ekip eşliğinde alabileceklerini söylemek istiyorum. Yine birinci sınıf dünya markası malzemeler kullanılıyor. Sizlerin ihtiyaç duyacağınız kozmetik malzemeyle beraber de burada sizlere bakım paketleri sunulmakta. Şu anda müsaitlik var mı acaba içeride hani görüntü alabileceğimiz? Evet, şu anda müsaitlik yakaladık ve hamam, sauna ve buhralısının olduğu bölüme geldik. Gözlemimi söylemek istiyorum. Son derece temiz, hoş kokulu ve spa hizmetini gönül rahatlığı alabileceğiniz bir alan. Bakın burada dinlenme bölümleri var. Misafir olmadığı için rahat rahat anlatma şansı yakaladık. Yine bir buzdolabı size serinletecekler sunuyorlar. Bunun dışında hamam, şöyle isterseniz hemen bir göz atalım. Türk hamamı aslında biz şöyle çok kısaca bir gösterdikten sonra bahsetmek istiyorum. Tatile geldiğinizde ilk gün veya ikinci gün bir hamam sefası yaparsanız bronzunuzun daha kalıcı olacağını söyleyebilirim. Özellikle tatile ilk geldiğinizde birinci gün veya ikinci gün bir kese köpük masajı, bir bakım paketi sonrasında sizin bronzunuzun çok daha uzun süre kalıcı olmasını sağlayacaktır. Buhar odası burası. Burada duşlar var ve sauna var. Yani en azından fikir olarak bunu da göstermiş oldum. Bakalım eğer müsaitlik varsa bir de masaj odası göstermeye çalışacağız. Ondan sonra turumuza devam edeceğiz. Efendim Reborn Spa'da bir de masaj odası gösterelim size. Ama en güzelini göstermeyi tercih ettim. Burası özellikle çift misafirimiz için, balayı çift olarak gelen misafirimiz için. Yani böyle hem masaj yaptırırken sohbet etmek isterseniz hem de size özel bir alanda, işte jacuzzi'siyle yine burada duş alanı var. Daha özel bir bakım paketi almak istediğiniz de burayı kullanabilirsiniz. Tabii ki otelin Reborn Spa merkezi çok donanımlı. Cilt bakımı odaları var, manikür pedikür odaları var. Ama bununla ilgili çok yüksek standartta bir sunum yapıldığını ve profesyonel bir ekibin hizmet verdiğini, spa hizmeti açısından Reborn'un gerçekten bir uluslararası marka olduğunu söylemek istiyorum. Yurt dışından gelen misafirler özellikle buradan faydalanmak için talepte bulunuyorlar. Bilginiz de bulunsun, aklınızda bulunsun diyelim ve turumuza devam edelim. Ve elbette Reborn Spa'dan sonra biz Papillon Ayşe'nin çok nitelikli alanlarından birisi olan fitness center'ından da bahsetmezsek olmazdı. Çünkü burada Life Fitness marka aletlerin kullanıldığı çok donanımlı bir ortam yaratılmış. Eğer düzenli olarak spor yapıyorsanız ve antrenmanınızı aksatmak istemiyorsanız burada aradığınız her şeyi bulacaksınız. Kısa bir göz atalım isterseniz. Kardiyo aletleri, bacak makineleri, hem pres hem diğer işte ön bacak, arka bacak aletleri var. Burada istasyon var. Yine kardiyo aletleri bahçeye doğru konumlandırılmış. Biraz daha ilerlediğimizde bench press ve karın kas makineleri var. Bakın şurada her yerde olmayan aletler bunlar. Özellikle yani çok yemeği falan fazla kaçırırsanız bence günde minimum bir 45 dakika burada geçirmenizde fayda olacaktır. Ve hemen karşıda da dumbbell setleri ve ağırlıklar var. Tekrar geri döndüğümüz zaman da ortamın son derece ferah olduğunu, spor yapmak için son derece müsait olduğunu ve Papillon Ayşe'nin spor seven misafirlerimize olması gerektiği şekilde profesyonel sporculara bile çok rahatlıkla hizmet verecek donanımda olduğunu söylemek istiyorum. Ve bu bölümün hemen yan tarafında bir de kapalı havuz var. Orayı da gösterip ne turumuza devam edeceğiz. Ve hemen fitness center'ın karşısında kapalı havuz bölümü var. Tabii Ağustos ayının, Temmuz ayının sonlarındayız, yazın ortasındayız. Ağustos ayına gireceğiz. Hiç kimse kapalı havuzu tercih etmiyor. Çünkü dışarıda çok güzel havuzlar var. Biz sadece kış aylarında Papillon Ayşe'yi tercih edecek misafirlerimize bilgi olması açısından bu havuzu gösterelim.
ve tekrar turumuza devam edelim. Efendim şimdi Selek Villaların arasındaki bir keyif ve lezzet durağındayız. Burası akşam saatlerinde Meksika alakart olarak hizmet veriyor. Ücrete dahil, konsepte dahil, rezervasyon yaptırmak kaydıyla burada böyle takoslar falan hani güzel Meksika lezzetlerini tadabiliyorsunuz. Ama gündüz saatlerinde saat 12'den saat 15.30'a kadar inanılmaz enfes menüler burada snack olarak sunuluyor. Masaya servis olarak sunuluyor. Çok güzel bonfile, ekşili levrek, salata çeşitleri, pizzalar, homemade özel yapım hamburgerler ve benzeri aklında ne geliyorsa köfte çeşitleri vesaire ızgara tavuklar burada misafirlere sunuluyor. Şimdi burayı biraz daha şöyle havuza yaklaşarak anlatmak istiyorum. Çünkü ortamı gerçekten çok özenle hazırlanmış. Aslında papilyon şıklığı ve papilyon titizliği burada kendini gösteriyor. Bu arada menüyü merak eden misafirlerimiz için taco akşam saatlerindeki Meksika alakartının menüsünü buradan misafirlerimiz kontrol edebilirler. Gündüzleri ise saydığım şekilde bonfile, balık ızgara, tavuk ızgara, pizzalar, homemade hamburgerler, salata çeşitleri, makarnalar burada sunuluyor. Neredeyiz? Selek Family Villa'ların ortasındayız. Ancak bu restoran, altını çizerek söylüyorum, sadece buradaki odalarda kalan misafirlere ait değil. Yani siz ana binadaki bir oda kalıyorsanız da burayı kullanabiliyorsunuz. Burası bana neyi anımsattı? Ya belki çok benzerlik göstermiyor diyeceksiniz ama hani böyle deniz kenarında bir balık restorana gidersiniz, siparişinizi verirsiniz, üstünüze şortunuz, mayonuz vardır. Şöyle bir havuza girer, denize girer çıkarsınız ve yemeğe keyif yapmaya devam edersiniz. Elbette yine papilyon konseptinde alkollü ve alkolsüz içecekler de burada sunulmakta. Yine papilyonun imza kokteylleri, alkollü veya alkolsüz seçebiliyorsunuz. Güzel çaylar, çekirdek kahve taze öğütülerek sizlere güzel kahveler sunuluyor. Ve yine premium marka içkiler, alkollü içecekler burada misafirlere sunulmakta. Zannediyorum ifade edebildim. Aslında burada sahil tarafındaki sinek restoranı da göz ardı etmeyip ana restoranla beraber yan yana koyduğumuzda öğlen saatlerinden itibaren, saat 12 itibaren 3 farklı noktada gayet güzel sunumların, büfelerin açık büfe veya alakart olarak seçiminize bağlı şekilde sunulduğunu söylemek isterim. Buradan görüntü gerçekten çok güzel ya. Biz İbrahim'le yer değiştirdik ama keşke. Evet, bu görüntü gayet güzel. Sahile bu kadar yakın, bu kadar keyifli ve kaliteli bir food court alanı tabii ki Papillon'a yakışırdı. Papillon Ayşe'deyiz. Sahil bölümündeki hizmet alanlarını gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Saat 12 itibariyle açılan bu alanda misafirlerimiz şortlarını, mayolarını, terliklerini değiştirmeden açık büfe olarak hizmet veren ana restorana gitmeye gerek kalmadan muazzam bir büfeyle karşılaşacaklar. Öncelikle şefim kolay gelsin. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel büfe hazırlamışsınız ya. Sizden. Şimdi salatalar, soğuk mezeler ama benim dikkatimi çeken çok daha önemli, güzel, lezzetli bölümler var. Şimdi hamburgerler yine özel yapım, gayet güzel paketlenmiş, hazır bir halde. Takolar var veya isterseniz döner dürümler yaptırabilirsiniz. Ancak benim dikkatimi çeken burada kuzu kaburga çok keyifli, güzel, lezzetli görünüyor. Tavuk ızgara ve dana antikot gibi aslında bir otelin ana restoranında akşam yemeklerinde bulunan nitelikli menüler burada misafirlere sunulmuş. Çipura ızgara var, sebzeli misket köfte var, çorba çeşitleri var veya makarna ile beraber üzerinize özel sosunu alabileceğiniz sunumlar hazırlanmış. Şimdi burası akşam saatlerinde aslında koral balık alakartı ve hemen akabinde İtalyan alakart olarak hizmet veriyor. Ama gündüz saatlerinde bakın sahile 50 metre mesafedeyiz. Yani acıktığınız zaman buraya gelip saat 12'den şefim saat kaçta kapanıyor akşam? Saat 15.30'a kadar buradan hizmet alabiliyorsunuz açık büfe olarak. Bu arada hemen tırnak içine belirtmek istiyorum. Bir başka öğle yemeği noktası daha var. Saat 12'den 15.30'a kadar Taco isimli alakart restoranda yine ızgara menüleri, salataları, pizzaları, hamburgerleri bu defa masaya servis olarak alabiliyorsunuz. Yani burası açık büfe. Select Family Villa'ların bulunduğu yerdeki Taco restoranda ise alakart olarak masaya servis alabilirsiniz. Ne kadar şık, papilyona yakışan bir konsepti olduğunu ifade etmek istiyorum. Ve sahile bu kadar yakın bir hizmet noktasında bu kadar kaliteli menülerin olması da yine papilyonun yüksek standarttaki ultra her şey dahil konseptinin bir parçasıydı. Şimdi tabii bitmedi. Şimdi İbrahim'e ben rica edeceğim. İbrahim de karşıya dön abi. Bakın karşıda çok güzel bir fırın ve pizzaların olduğu bölüm var. Oraya da yaklaşalım.
Ve az önce gördüğümüz o muazzam büfenin yanı sıra hemen karşısında da yine sahildeyken daha çok canımızın çekebileceğini düşündüğüm pideler ve pizzalar var, börekler var. Bu tarafta makarnalar var ve bunlar anlık olarak burada usta arkadaşlarımız tarafından yapılıyor. Tabii ki tatlı ve meyve içinde gayet güzel bir tatlı meyve köşesi hazırlanmış. Ben bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Papillon Ayşe'da yeme içme konusundaki titizliği, bu anlamdaki kaliteyi aslında sadece ana büfede değil, sinek sunumlarda da sonuna kadar hissedebileceğinizi ve bunun tadını çıkarabileceğinizi söylemek istiyorum. Yani sahile birkaç adım mesafede dana antikotlar, çipura ızgaralar, döner çeşitleri alabiliyorsanız, bu kadar kaliteli ve güzel pizza ve pide çeşitleri alabiliyorsanız artık tatilin tadına varmamak için başka sebep kalmıyor. Şimdi buradan bir de Select Family Villa tarafına geçeceğiz ve orada alakart olarak masaya servis yapılan sinek sunumlardan bahsedeceğiz. Orada gayet güzel menüler var çünkü. İsterseniz turumuza devam edelim. Efendim Papillon Ayşe'da sinek sunumlardan tabii kısa görüntüler verdik ama burayı göstermeden geçmek istemedim. Şimdi tabii ki çocuklara geldiğiniz zaman dondurma onların mutluluğunda başrol oyuncusu oluyor. Elbette paket dondurmalar var. Önce ondan bahsedelim. Burada Algida'nın birçok çeşidini, Twister'lar, Buzi'ler, Magnum'lar, klasikler her şey var. Bunun dışında ama daha özel sunumlar da var. Mesela Frozen yoğurt. Dondurulmuş yoğurt var ama dondurulmuş yoğurdun üstüne çok güzel aromalarla onu tatlandırıyorlar. Ayrıca bir de dondurmamız var. Soft dondurmamız var. Ben şeyi merak ettim. Frozen yoğurtta buradaki karışımları nasıl yapıyorsun? Bir tane gösterir misiniz? Şu anda dondurulmuş yoğurt. Hani biraz daha sağlıklı ama serinletici tatlar almak isteyenlere. Çikolata olsun benimki lütfen. Yeterli. Göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde yoğurdun üzerine özel tatlandırıcılı lezzet topları ekleniyor. Ve yoğurdunuzu yerken çikolatalı, naneli, yaban mersinli tercih edebilirsiniz. Hindistan cevizi tercih edebilirsiniz. Bu şekilde sunumlarla sahildeki tatilinizi biraz daha keyiflendirebilirsiniz. Sahilden bir türlü ayrılamadım. Gidiyoruz diyoruz bir türlü olmuyor. Çünkü gözlemeciyi unutmuşum. Burası da saat 12'de açılıyor ve hani sahildeyken gözleme ayran olmazsa olmazlardan. Şimdi orada antikotlar vardı, dönerler vardı, pizzalar vardı. Çok güzel işte kuzu kaburgalardan falan yemekler vardı. Ama gözlemenin de yeri başkadır. Gözleme ayranı sahilde tatmak isteyenler de gözleme noktasına uğrayabilirler. Bir de aklınızda bulunsun bütün papilyonlarda nargile seven misafir için böyle sevimli nargile kamyonetleri de var. Tabii ki orası ekstra. İsterseniz onu da değerlendirebilirsiniz. Artık sahildeki bu güzel görüntüleri biraz daha ekledikten sonra ne diyelim tekrar ayrılmak üzere turumuza devam edebiliriz. Ve efendim Papillon Ayşe'da odalar keşfimize başlayacağız demiştim. Nihayet bir standart odayı sizlere sunarak olası Papillon Ayşe tercihinizde standart odayla ilgili özellikleri anlatmak istiyorum. Elbette bundan sonra bir iki oda göstermeye çalışacağım size müsaitliğe göre. Ancak standart odanın şıklığını, kalitesini, konforunu şöyle size biraz ifade etmeye çalışayım. Öncelikle burası kapasite olarak, büyüklük olarak 28 metrekarelik kullanım alanı olan ve 2 kişilik bir büyük yatakla tek kişilik yine bir büyük yatağın bulunduğu, yani 2+1 dediğimiz konaklamaya uygun bir oda. Ama eğer bir çocuk daha varsa, küçük bir çocuk daha varsa şuraya bir açılır kapanır yatak konularak tek kişilik koltuğun olduğu yere 2+2 dediğimiz konaklamaya uygun olacaktır. Ancak bu durumda biraz sıkışabileceği de bence göz ardı edilmemeli. Odanın genel renk harmonisi gayet güzel. Hiç gözü rahatsız etmiyor. Mobilyaları gayet kaliteli. Yatak kalitesi gerçekten çok yüksek. Yani burada uyku konfor açısından hiçbir sorun yaşamayacağınızı ben size temin edebilirim. Bunun dışında yine tüm Papillon otellerinde oda dekorunda kullanılan kelebek desenleri size tablolarda ve camlarda eşlik ediyor. Yatağın başucunda mobilya ve deri gayet güzel olmuş. Bu karşı tarafta televizyon ünitesinde de kullanılmış. Birbirini tamamlamış. Abajurlarla beraber, ışıklandırmalarla beraber gayet güzel bir oda olmuş. İsterseniz banyodan da biraz görüntü aktaralım. Yine Papillon kalitesine yakışan çok rahat, güzel, modern bir banyo. Birinci kalitede saç kremleri, vücut losyonları, bakım ürünleri. Hemen aynanın karşısında çok modern bir duş alanı var. Duşakabin var. Kapının arkasında bornozunuz sizi bekliyor. Ve bunun dışında hemen karşısındaki dolaba açtığınız zaman da yine oda içinde kullanabileceğiniz kaliteli terlikler mevcut. Ücretsiz kasamız mevcut. Bunun dışında
minibar konseptinden hemen bahsedelim. Buradaki çay kahve setup'ı tabii ki günlük kullandığın yerine yenisi konulmakta. Kraker ve cipsimiz var. Soğuk bir şeyler içmek isterseniz ne yapacağız? O zaman da minibar açacağız. Şöyle yapalım. Bakın gayet güzel, donanımlı, geniş konseptli bir minibar. İçinde biramız, meşrubatlarımız, ice tea'miz, meyve suları, çikolatalı süt, soda ve gofretler mevcut. Tekrar etmek istiyorum. Minibarda kullandığınız her ne olursa olsun ertesi gün tekrar yerine yenisi konuluyor. Şimdi şöyle yer değiştirelim ve size odanın biraz da manzarasından bahsetmek istiyorum. Ama yine de şöyle hem bu köşeden hem o köşeden görüntü ekleyerek odayı tam olarak ifade etmeye çalışıyorum size. Standart odada olduğumuzu hatırlatalım ve standart odalarında manzarasından da biraz bahsedelim. Bu arada buradaki sürgülü kapı aynı zamanda sineklik de diyebileceğimiz bu tel kapıyla, hani yaz aylarında olur ya, sonuçta doğası olan, ağaçlar olan bir bölgedeyiz. Misafirlerimiz korunmuş. Şimdi burası direkt deniz manzaralı bir oda. Sizler papilyon ağaç rezervasyonu yaptırırken deniz manzaralı bir oda seçebileceğiniz gibi, eğer isterseniz hemen şu yandaki blokta yandan denizi gören balkonları olan odaları da seçebilirsiniz. Hatta isterseniz biraz daha uygun fiyatı olsun diyebilir ve denizi hiç görmeyen bahçe manzaralı odaları da seçebilirsiniz. Onlar daha çok ağaçları görüyor, bahçeyi görüyor diyebilirim. Başka söyleyebileceğim bir şey var mı bilmiyorum ama standart oda donanımının papilyon Ayşe için ve diğer papilyonlar için de aynı şeyi söyleyebilirim. Son derece konforlu, son derece kaliteli malzemelerle mobilyasından yataklarına, banyosundan yer döşemesine kadar size rahatlık sağlayacak bir kapasitede, konforlu olduğunu söyleyebilirim. Şimdi buradan bir aile odasına geçeceğim. Kalabalık gelen misafirimiz için, hani 3 çocuk olabilir veya yanımızda büyük annemiz olabilir, bakıcımız olabilir, daha fazla odaya ihtiyacımız olabilir. 2 tane odası olan bir Family Connect oda göstereceğim. Bağlantılı oda göstereceğim. Daha sonra turumuza devam edeceğiz. Burada bir boy aynası varmış, onu söylemeyi unutmuştum. Onu da söylemiş olayım. Diğer odada görüşmek üzere, turumuza devam ediyoruz. Efendim buyurun lütfen. Papilyon Ayşe'de örnek olarak göstermek istediğim ikinci oda kategorisi bir aile odası. Family Connection Room olarak isimlendiriyoruz burayı. Ve özellikle kalabalık aileler için, 6 kişiye kadar olan aileler için çok rahatlıkla ve konforlu şekilde konaklama imkanı sağlıyor. Bunun sebebi aslında şu anda gördüğümüz odanın aynen ikizinin diğer tarafta olması. İsterseniz girişi baştan yapalım. Bakın Family Connection odaya giriş yaparken bu kapıdan girdikten sonra sağlı sollu 2 tane kapı var. Ve her iki tarafımda birbirinin ikizi olan 2 tane oda var. Ve her birinin ayrı banyosu var. Ayrı minibarı var. Ayrı balkonu, ayrı televizyonu. Yani dolayısıyla yatak durumuna baktığımız zaman da 2 yetişkin artı 1 kişi, yani 2 artı 1 konaklamaya uygun ve toplamda 56 metrekareyi tamamlayan kullanım alanıyla diğer odada şu anda gördüğümüz odanın birebir aynısı olarak misafirlere sunuluyor. Aynen ilk gösterdiğim standart odada olduğu gibi burada da çok şık bir banyo konsepti var. Her şey aynı zaten standart odayla. Banyo bukletleri gayet dikkat çekici, kaliteli, yüksek standartla hazırlanmış. Yine duşakabinli banyo ve bu gördüğümüz banyonun birebir aynısı diğer oda içinde hemen burada karşıda yine misafire sunulmakta. Her odanın ayrı ayrı banyosunun olması, ayrı ayrı minibarının olması, buradaki çay kahve ikramları, krakerler, cipsler ve yine minibar ve balkon aslında burada kalabalık bir ailenin çok rahat ve konforla konaklamasını sağlıyor. Zannediyorum ilk odayı anlatırken de işte laminat, parke zemin, duvardaki renk armonisi, yine papilyon ifadesi, kelebeklerin bulunduğu duvar tabloları en çok dikkatimi çeken özellikler. Elbette manzara konusunda bahçe manzarası veya deniz manzarası seçenekleri var. Bunlar fiyata göre değişiyor. Şu anda bahçe manzaralı diyebileceğimiz bir odadayız. Gayet güzel. Bunu da hemen şöyle balkonunu gösterelim. Ve tekrar odaya yönlendiğimizde bir kez daha ifade etmek istiyorum. Family Connection odada birbirinin ikizi, iki ayrı standart oda yan yana bulunmakta. Ve iki banyolu gayet şık bir oda. Bu arada ben unutmadan söylemek isterim ki bu odada da kapıların arkasında gayet güzel tertemiz bornozlar. Yine bütün papilyonlarda olduğu gibi diğer otellerde de mevcut. Sizleri beklemekte, hani kapı arkasında kaldığı için unutulmasın niyetiyle söyledim. Yine dolaplarda ücretsiz kasa kullanabiliyorsunuz. Ve minibar düzeni aynen yine standart odada gösterdiğim gibi sizleri bekliyor. Burada da soft içecekler, meşrubatlar, bira, ice tea'ler, çikolatalı süt, meyve suları ve gofretler kullandığınız yerin ertesi gün tekrar yenisi konulmak üzere konsept halinde sunuluyor. Bu odanın da balkonu var. Tekrar çıkıp onu göstermeye gerek yok herhalde. Olayı anladık. Plaj çantaları zaten hediyeniz papilyon ve
güzel keyifli bir tatil geçirmeniz için onu da sizlerin kullanımına sunmuşlar. Zannediyorum Connection Family olayla ilgili de net bilgi verilmiş oldum. 56 metrekare kullanım alanından kendi balkonu, kendi banyoları olan iki ayrı odadan oluşan minibar hizmetiyle de ayrıştırılmış 4 artı 2 kişiye kadar, 6 kişiye kadar kullanım imkanı sunan bir odaydı burası. Artık biz Papillon Ayşe'yi keşfe devam etmek üzere buradan yavaş yavaş ayrılıyoruz. Bu odadaki rezervasyon içinde tatil ekibine ulaşmayı ihmal etmeyiniz diyerek turumuza devam ediyoruz. Efendim şu anda Papillon Ayşe'nin özel oda kategorilerinden birisi olan Select Family Villaların arasındayız. Burayı drone görüntülerinde gösterdiğimde çok beğendiğinizi biliyorum. Özellikle kalabalık ailelerin 4 kişiye kadar konaklayabileceği özel oda tipleri bunlar. Zemin kat ve birinci kattan oluşmakta ve odanızdan çıktığınızda buradaki misafirlerin direkt olarak kullanımına açık olan bir havuz. Aslında tüm misafirler kullanabiliyorlar. Yani sadece burada kalan misafirler bu havuzu kullanabilir diye bir şey yok. Diğer ana binadaki oda kategorilerinde kalıyorsanız da buradaki havuzu kullanabiliyorsunuz ve buradaki hizmetlerden faydalanabiliyorsunuz. Mesela şu anda Taco restorana bakıyorum. Burası akşam saatlerinde Meksika ala kartı, gündüz saatlerinde de sinek restoranı olarak hizmet veriyor. Yine burada bir canlı müzik sahnesi var. Akşam saatlerinde burada canlı müzik de oluyor. Dolayısıyla eğer Select Family villalarda kalıyorsanız hem size çok yakın bir havuzunuz var, daha izole, daha doğayla iç içe bir ortamınız var, alakart bir restoranınız var, yine size hizmet veren bir bar var burada ve tüm misafirin hizmetine açık olarak gayet güzel bir alan. İsterseniz şöyle yapalım, bir tane oda örneği görelim burada. Hadi buyurun bir oda keşfi yapalım. Efendim Select Family villaların bir de içini görelim isterseniz. Az önce dışarıdan kısaca dış yapısından bahsettik ve şimdi de ortalama 40 metrekarelik kullanım alanı olan ve iki ayrı bölümden oluşan yatak odası ve oturma bölümünden oluşan iç bölümünden bahsetmeye başlayalım. Bakalım burada ne ayrıcalıklar var. İlk dikkatimi çeken tabii ki iki bölümlü olması. Kalabalık bir aile olarak konaklayabiliyorsunuz burada. 3 artı 1 dediğimiz 4 kişiye kadar konaklamaya müsait. Ebeveyn odası 2 kişi. Burayı da 2 kişi düşünürsek 4 kişiye kadar konaklayabilirsiniz. Split klima kullanılmış. Hem bu odada hem diğer odada split klima var. Bunun dışında isterseniz şöyle yapalım. Biz ebeveyn odasında biz anlatımımıza devam edelim. Bakın burada French bed dediğimiz bir büyük yataklı, son derece rahat ve konforlu, yine papilyon kalitesinde size uyku konforu sağlayacak son derece rahat bir yatak donanımı mevcut. Bunun dışında bu oda tabii ki bir elbise dolabı ve kasa mevcut. Değerli eşyalarınızı bırakabileceğiniz. Yine sadece bu odaya özel olarak parfüm hediyesi var. Şuradaki minibarı açtığımız zaman içinde serinletici çiçekler, soft çiçekler, meşrubatlar, bira, çikolatalı gofret, meyveli meyve suları ve soda mevcut. Hemen söylemek istiyorum ki birazdan salona geçtiğimizde bir tane daha minibar olacak. Yani iki minibarı olan bir oda burası. Yatak odasına çıktığımız zaman hemen birkaç adım atınca sağ tarafta banyoya giriş yapıyoruz. Son derece geniş ve rahat bir banyo. Çift lavabosu var. Yine papilyon bukletleri son derece bol bir şekilde, kaliteli yüksek standarttaki şampuanlar, saç bakım ürünleri, vücut losyonları burada. Burada diş bakım setleri, tıraş setleri var. Bunun dışında modern bir duş alanı var. Kapıyı kapattığımız zaman hemen bornozlarımız zaten gözümüze çarpıyor. Yine papilyon kalitesinde gayet güzel. Ve tekrar dışarı çıkıyoruz. Salon bölümüne yönleniyoruz. Buradan çıkarken gözüme çarpan plaj çantasını ben bir kez daha göstermek istiyorum. Yine standart odalarda ve ana binada gezdiğimiz Family Connect oda hediye olarak bırakılıyordu. Valiz sehpaları var iki tane. Bolca terlikler buraya bırakılmış. Hani kalabalık bir ailenin burayı tercih edeceğini düşünürsek gerekli olacaktır diye düşünüyorum. Yine burada çay kahve setup ikramı ana binadaki standart odalara göre biraz daha farklı. Mesela kapsül kahve kullanılmış. Schiller marka kapsül kahveler var. Yine Schiller marka özel çaylar var. Siyah çay, naneli çay, yeşil çay seçenekleri var. Cracker, cips bulunmakta. Serinletici çiçek olarak da burayı açtığımız zaman şöyle yapalım. Bira, meşrubatlar, kola, su, soda, meyve suları, çikolatalı süt ve çikolatalı gofretler. Her zaman söylediğimiz gibi kullandığının yerine yenisi konulması kaydıyla misafirlere sunuluyor. Gayet geniş, ferah bir oda. İki tane split klima var. Hem bu bölümde hem diğer bölümde. Bundan bahsetmiştik. Balkona çıktığımızda bu tüm odalarda yine kullanılan sineklik açılıyor. Ve balkona çıktığınız zaman da gayet güzel bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Select Family odaların hepsi birinci kat, yani zemin kat veya birinci kattan oluşuyor. Eğer şu anda bulunduğumuz katta kalıyorsanız bakın şurayı kullanarak aşağı havuza inebiliyorsunuz. Minik çocuklar olan misafirimiz için burası güvenli. Neden? Çünkü dışarıdan bir kilidi var. Bu şekilde burayı
kitleyebiliyorsunuz. Bunun dışında rezervasyon yaparken üst kat veya alt kat garantili bir seçim yapamıyoruz. Tamam, müsaitliğe bağlı olarak sunuluyor. Ve az önce Taco restorandan bahsetmiştim. Bu önde kalan misafirlerimiz hiç ana binaya gitmeden gün içerisinde alakart olarak sinek sunumlardan faydalanabiliyorlar. Onu da birazdan daha detaylı şekilde göstereceğim. Gayet rahat, gayet konforlu, papilyon kalitesine yakışır bir oda. Eğer Select Family Villa rezervasyonu yaparsanız biraz daha izole, biraz daha rahat bir alanda, size özel bir alanda tatil şansı yakalayacağınızı zannediyorum size anlatmış oldum. Bu odaya rezervasyon için tabii ki ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Tatil ekibi olarak taleplerinizi bizler memnuniyetle bekliyoruz. Lütfen rezervasyon için tatil ekibini tercih ediniz diyerek turumuza devam ediyoruz. Buyurun. Efendim, Papillon Ayşe'de akşam yemeği zamanı. Birkaç adım ileride ana restoran var. Ancak ana restorana geçmeden önce size tavsiye niteliğinde yine bu sene hizmet grubuna eklenen özel bir deneyimden bahsedeceğim. Saat 18.15'ten 20'ye kadar, yani yemek başlangıcında, çok güzel iştah açıcı imza kokteylleri yapılıyor burada. Ödü Hanım, kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz. Şöyle yaklaşarak biraz isterseniz sizlere göstermeye çalışalım. Tamamen, bakın mesela şu anda bir özel aroma ekledi. Evet. Neydi bu Ödü Hanım? Angostura şurubu. Evet, şurup ve tamamen size ait. Yani yapılan kokteylin bir imza kokteyli olmasını sağlayan özel bir aromaydı. Burada misafirler böyle bir kadeh rahatlatıcı kokteylini alıyorlar. Daha sonra yemeğe geçiyorlar. Çok da güzel bir dekor hazırlanmış. Biz de Özge Hanım'ın misafirleri sunumunu kısaca görüntülemiş olacağız bu arada. Kokteylinin adı Perfect Manhattan, doğru mu? Evet. Özge Hanım. Whisky, vermouth ve angostura kullanılıyor. Çok güzel bir sunum. Galiba bir de dumanlayacağız şimdi onu. Evet, smoke yapacağız. Evet. Çok hoş. Oo. Müthiş. Yes, for you, for you. Thank you. Evet, işte böyle. Ve sizler de Papillon Ayşe'ye tatile geldiğinizde benim size tavsiyem olsun, aklınızda bulunsun. Buraya uğrayıp Özge Hanım'ın bu güzel aromalı kokteylinden alınız. Burada oturup şöyle bir rahatlayabilirsiniz. Daha sonra yemeğe geçebilirsiniz. 2 dakika sonra ana restoranda buluşmak üzere. Teşekkür ederim. Efendim, güzel bir tatil günün sonrasında şimdi ana restorana geldik. Ve Papillon Ayşe'de akşam yemeğiyle ilgili size fikir vermek istiyorum. Ancak başlarken şunu söylemek isterim ki burada ana restoran dışında konsepte dahil olarak tam 5 tane ücretsiz alakart var. Dolayısıyla birazdan gideceğimiz Angora isimli ana restorandaki sunumlardan sonra birkaç tane de alakart örneği göstermeye çalışacağım size. Safran isimli Türk alakartını göreceğiz. Sonra balık alakartını, İtalyan alakartını göstereceğim. Uzak Doğu Teppanyaki müsaitse onları da göstereceğim. Bunlardan gezerken de tabii bahsedeceğim. Bir stik olan bölüm ücretli. Teppanyaki olan bölüm ücretli ama 5 tane ücretsiz alakart var. O yüzden ana restoranı gezerken lütfen aklınızın bir köşesinde Papillon Ayşe'de akşam yemeğinin deneyime dönüştürüleceğini de unutmayalım. Yani burası dışında 5 tane ücretsiz alakart var. Şimdi ana restorana girdiğimizde papilyon şıklığını, papilyon kalitesini görüyoruz. Burada ben yemek çeşitlerinden bahsetmeden önce, büfeleri göstermeden önce hemen şunu da söylemek istiyorum. Eğer bir papilyondaysanız gıda güvenliği konusunda, burada ürünlerin, hazırlanan ürünlerin ne kadar titizlikle hazırlandığı konusunda, kullanılan malzemelerin her zaman birinci sınıf kalite olduğu konusunda hiç endişeniz olmasın. Birazdan biz menüleri göstereceğiz ama bu bilgiyi en başta sizlere vermek istiyorum. Şimdi isterseniz şöyle kısa kısa bu akşamın menüsünden görüntüler sunalım. Bir ek bilgi daha vereceğim. Şu anda görüntüleyeceğimiz örnek menüler aslında günlük olarak değişiyor. Yani her gün aynı menüler olmayacak. Ha, bu arada Flash Şef'im de geldi. Flash Şef'im selam. Hoş geldiniz. Nasılsın? İyi, sağ olun. Ne var ne yok? Çok şükür, her şey oldu. Abi seni gördüğüm iyi oldu. Biz de mutlu olduk. Yardım isteyeceğim biraz çünkü. Tabii ki, memnuniyetle. Büfeleri gezerken biraz yardım alalım tabii sizden. Tabii ki, memnuniyetle. Ama bir mikrofon versem tabii olur mu? Hani sesimiz daha net gelsin diye. Bu arada biz tabii Fırat Şef'imle diğer papilyon ailesindeki arkadaşlarımızla olduğu gibi daha öncesinden tanışıyoruz. Çünkü papilyonlar bizim gönül rahatlığıyla misafirlerimizi gönderdiğimiz, emanet ettiğimiz, gözümüzün arkada kalmadığı tesisler. Fırat Şef'le biz daha önce tanışmıştık. Şimdi büfeyi gezerken bu da bize yardımcı olacak. Abi şimdi ben sana şöyle... Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.
Öncelikle tekrardan hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Ayrıca sizlerin vasıtasıyla Papillon Ayşe'nin videosunu izleyecek misafirlerimize de buradan selam olsun. Çok teşekkür ederim. Onlara da buraya keyifli bir tatil yapmaya bekliyoruz. İnşallah, inşallah. Yine her zamanki şıklık ve her zamanki düzenle büfe misafirleri bekliyor. Evet. Bugün temamız nedir? Yani bugün International temamız. Birçok dünya mutfağından ürünlerimiz var menülerimiz içerisinde. Hı-hı. Deniz ağırlıklı bir köşemiz evet, var ortada bu akşam. Ortada karidesler hemen göze çarpıyor zaten. Karidesler, kerevitler, füme somonlar, füme balıklar. Fırat şefim, kerevit nerede yetişiyor? Kerevit bunlar bizim ülkemizde yetişen, göllerde yetişen, evet, Isparta geliyor, bölgesinin evet. Bizim kendi ürünlerimiz. Evet. Antalya ve Isparta bölgesi ürünleri. Karidesler de gayet hoş görünüyor. Evet. Bu arada tabii bugün burada suşiler vesaire göreceğiz ama eğer dilerseniz alakart restoranlardan da Teppanyaki'den ekstra ücretli olmak üzere suşi ve saşim bölümünden ücretsiz olmak üzere faydalanabilirsiniz. Tabii ki doğru. Aklınızda bulunsun. Peki burada deniz ürünleri var. Nereden devam edelim? İstersen şöyle sıcaklardan başlayalım. Tamam, sıcaklardan belli yerler gösterelim. Hı hı. Başlangıçlarla biraz iştah açtık. Burada dana rostomuz var. Hemen birkaç adım attığımızda pilavı saymıyoruz bile artık. Fırında tavuk var. Burada fırın patates var, çok hoş kokular. Ya ben bu arada bir şey dikkatimi çekti Fırat Şef'im. Evet Ersin Bey. Misafirlerimize söylemek istiyorum. Burada bir fırın var ve biz ekmekleri burada yapıyoruz. Tabii ki. Biz bütün ekmeklerimizi, tatlı çöreklerimizi, pidelerimizi, her şeyi kendimiz otelimizde yapıyoruz. Evet, burada göstermeden burada özellikle ürün kalitemizin artması amacıyla burada Fransız bir Fransız markası olan Tifon fırınımız var. Hı-hı. Bir İtalyan pizza fırını markası olan Valeriani'miz var. Bu ürünlerin tamamı buralarda çıkmakta. Yani yemekleri yiyorken buradan gelen güzel görüntüleri de pas geçmek istemedim. Pizzalarımız, ekmeklerimiz, pidelerimiz burada. Somon var. Fırın somon galiba. Evet doğrudur. Güzel. Peki. Ya bu arada ben bir ekmeği daha vereceğim. Şimdi içeride ızgara bölümü gözünüze çarpmıyor ya. Birazdan dışarıda şovu göreceksiniz. Şu anda daha işin alfabenin ilk kısmındayız. Evet. Sıcak füfelerimiz bu şekilde devam etmekte. Hı hı. Bu bölümde yine yöresel yemeklerimiz var her gün akşam. Hı hı. Sebze yemeklerimiz var. Vejeteryan beslenen misafirlerimiz için sebze yemeklerimiz var. Vejeteryan demişken Fırat Şef'im. Evet. Biz tabii bunu da söyleyelim. Elbette ben hani olduğunu biliyorum ama misafirlerimiz açıklamasını yapalım. Alerjen, glutensiz, laktozsuz gibi ihtiyaçları olan misafirlerimize nasıl hizmet veriyoruz? O tür misafirlerimizin bütün ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılıyoruz. Misafirlerimizden bize gelen talepler doğrultusunda neye alerjisi varsa onlar için gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Tamam, ben hemen şöyle bir not vereyim. Eğer gıda alerjiniz varsa veya özel besinler tüketmeniz gerekiyorsa lütfen otele giriş sırasında misafir ilişkili departmanda bu konuda bilgi veriniz. Evet, burada yöresel lezzetler var. Bulgur pilavı ve etli kuru fasulye, pirzolalı kuru fasulye, etli demeyelim. Lahana sarma. Burada okuyamadım Fırat Şef'im. Burada dana pirzolamız var. Dana pirzolamız var. Deniz mahsulü risottomuz var. Deniz mahsulü risottomuz var. Makarna çeşitlerimiz var. Evet. Somon parfemiz var. Çok güzel. Serkan Ustam'ın ellerinden. Serkan Şef'im kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz. Serkan Şef'im, somon parfe. Evet, peynirli somon parfe. Tamam, tarif eder misiniz? Yani lütfen. Pardon, çok özür dilerim. Ben bir mikrofon vereyim, öyle dinleyelim sizi. Buyurun. Somon parfe tarifi dinliyoruz. Evet, Serkan içerisinde Şef'im. Labne peyniri var, krema var, somon var. Fesleğen var, kekik var ve tuz ve karabiber var. Bir çeşit iştah açıcı aparatif olarak, başlangıç tabağı olarak düşünebiliriz değil mi? Balık olduğu için altındaki sos siyah olan mürekkep balığından yaptığımız bir sos. Yanında frek üzümü ve bezelye filizleriyle eşlik ederek servis ediyoruz. Ellerinize sağlık, çok güzel görünüyor. Burada Ahtapot karpoççumuz var. Ahtapot karpoç. Evet, ahtapot karpoççumuz var. Var. Yani. Pesto sos var, roka var. Roka var, pardon. Parmesan peyniri var, hardal sos var. Tamam. Güzel başlangıçlar için İbrahim kardeşim burayı şöyle çeksin. Elbette kendi başlangıç tabağında yapabilirsiniz ama böyle ikna ile hazırlanmış, hazırlanmış tabaklardan da hemen alıp masanıza geçebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bu arada benim setimin yarısı çıkmadı ama olsun. Evet. Ersin Bey, burada da soğuklarımız var. Soğuk etlerimiz, mezelerimiz, zeytinyağlılarımız var. Hı hı. Misafirlerimiz kendi arzularına göre de kendi soğuk tabaklarını yaratabilirler burada. Bıldırcın da var. Tabii var. Elinize sağlık. Gerçekten çok şık görünüyor. Çok iştah açıcı görünüyor.
peynir çeşitleri evet. bu tarafta. Hem yöresel peynirlerimiz var hem uluslararası peynirlerimiz var. Yemeğe başlarken tabii orada ahtapot, karpaccio vesaire hani böyle güzel şeyler var ama yine de ben mesela çok yorgun olduğum bir zaman küçük bir peynir tabağıyla güzel yöresel bir şarap eşliğinde önce bir 15-20 dakika şöyle bir rahatlamayı deniyorum. O yüzden peynir seven misafirlerimiz, tabii alkol kullanan misafirimiz evet. için de aynı şekilde. Bu arada alkol demişken yine biz biliyoruz, gelen misafirimiz de biliyor ama biliyorsun Türk misafirimiz rakı içmeyi çok seviyorlar. Evet. Ben çok bir genelleme yapacağım. Aslında evet. yok biliyorum. Evet. Misafirimiz isteyeceği tüm rakı çeşitlerini verebiliyoruz. Bölgenin en kuvvetli rakı menüsü elimizde mevcut. Bir çok büyük çoğunluğu da her şey dahil sistemin içerisinde. Tamam. Satın almış oldukları pakete dahil. Harika. Yani ben duymak istediğiniz şeyi merak ettiğinizi biliyorum. İşte Beylerbeyi Göbek'ten tutun, işte Tekirdağ'ına ustaların karışımına var, kadar bunların ki. Hepsi konsepte çok dahil olarak bir rakı konseptimiz var. Bir papilyonda olduğumuzu bu şekilde bir kere daha ifade evet. etmiş olduk. Olmazsa olmaz tatlı büfemiz, baklava evet. büfemiz, oralara da bakalım isterseniz. Evet. Tatlı büfesinde tabii çok dikkat çeken görüntüler var. Yani San Sebastian bunların başında geliyor bence. Evet. Yaş pastalar, üst tarafta fıstıklı spangile galiba. Muslarımız var, spangilelerimiz muslar var. Magnolia'mız var. Snickers'lar var. Tabii. Hep özel yapım. Tabii hepsi özel yapım. Hepsi kendi üretimimiz. Ya ama Fırat Şef'im ben sana bir şey söyleyeyim. Bak gerçekten çok güzel. Burada profiterol falan böyle evet. hani yemeği bırakıp buraya gelesi geliyor insanın. Ama ve lakin abi şurayı tutmuyor. Olmazsa olmaz tutmuyor tabii abi ki. Burayı. Tabii bakar ki. Mısınız? Olmazsa olmaz. Özellikle Türk misafirlerimizin şimdi, yoğun ilgisine mazhar evet, olan evet. baklavalarımız, lokumlarımız. Bir tatlı büfesinin daha doğrusu bazen ben şunu da söylüyorum. Bir açık büfenin en belirleyici noktalarından bir tanesi tatlı evet. büfesi. Tatlı büfesinde eğer böyle geniş bir Türk tatları bölümü varsa genellikle büfenin devamının da çok daha misafirlerimize hem gözlerine hem midelerine hitap edeceğini söyleyebiliriz. Fıstıklı baklavasından sarmasına, çikolatalı baklavasına kadar her şey var. Ama biz genellikle lokumları turistlere ikram edeceğiz. Tabii ki. Çünkü Türk misafirlerimiz lokumları genelde bayramda tercih ediyorlar. Çok doğru. Evet, tatları da bu şekilde gösterdik. Evet. Şimdi finale doğru gidelim. Ve terasta şov büfelerimiz var. Tamam. Ve işte şimdi restoranın teras kısmındayız. Son derece keyifli, son derece geniş ve ferah bir alan. Ama biz aslında az önce Fırat Şef'imle içerideki menüleri gösterirken final dışarı demiştik ya, ne kadar haklı olduğumu burada size göstermek istiyorum. Bakın, karşıda gördüğünüz bölümlerde muazzam güzellikte, şovlu bir şekilde yemekler farklı menülerde sunulmakta. En sağımızda Tikka House var. Hindistan menüleri var, Hint menüleri var. Hemen karşımızda Uzak Doğu menüleri var, Wokhouse'da, Butcher'da. Hadi yakından görelim. Buyurun. Fırat Şef'im tekrar selam. Selam, hoş geldiniz tekrar. Aslında yine sizden yardım alayım ben. Tabii. Butcher'da ne olduğuna siz karar verin diyelim mi? Çok güzel pirzolalar, et ürünleri burada. Fırat Şef'im neler var hani et menülerinde? Buradaki ürünlerimiz de içerideki gibi günlük değişmekte. Bugün akşam patlıcan kebabımız var, kuzu kaburgamız var, tavuk kanadımız var. Antigot ızgaramız var, tavuk şişimiz, hindi but ızgaramız, diğer evet. diğer tarafta orkinos balığımız, levrek, çupra, somon gibi birçok deniz ürünlerimiz var. İbrahim, aldın mı büfeyi? Şimdi biz yine misafirlerimize rezervasyon aşamasında bilgi verirken elbette hani ızgara çeşitleri, özellikle et çeşitleri insan istiyor tabii. Tatile geldiğiniz zaman farklı damak zevkiyle de karşılaşmak istiyorsunuz, farklı deneyimler tatmak istiyorsunuz. Elbette alakart restoranlar var ama bakar mısınız? Alakarttan bir farkı kalmadı ki. Yani burada Fisher House bölümünde siz bir deniz mahsulü alakartınaymışçasına istediğiniz balık çeşidini istediğiniz gibi pişirmesini sağlayabilir ve masanıza servis alabilirsiniz. En başta ne var? Burada da günlük değişen yine şef arkadaşlarımızın günlük değiştirdiği ürünler ve menüler var. Örnek vermek gerekirse bugün şurada çok güzel bir ahtapot sotemiz var. Hı hı. Ahtapotlarımız bu arada baby ahtapottur. Daha lezzetli. Daha güzel Ege bölgesinden ahtapotlarımız. Kalamar tavamız var. Burada hardallı jumbo karidesimiz var. Yengeç panemiz var. Kalamar burada canlı canlı pişmekte. Evet. Ve en başta da servis barımız var galiba. Tabii ki orada da servis barımız var. Alkollü, alkolsüz içeceklerimizin tamamı orada servis edilmekte. Merhabalar, kolay gelsin. Biz ana restoranda romlar, tekilalar, viskiler sunabiliyoruz. Yani sadece rakıdan, şaraptan bahsetmek lazım. Tabii ki, tabii ki. Evet. Efendim, Papillon Ayşe'dayız. Ben çok şaşırmadım. Zaten gelen misafirlerimiz, izleyen misafirlerimiz, Papillon müdavimi olan misafirlerimiz vardı. Ama olmayanlara da
biz burada mesajı verdiğimizi düşünüyoruz. Ancak akşam yemeği ile ilgili bu sunumların bizim çekimimize özel olmadığını altını çiziyorum. Her gün değişen konseptlerde bu sunumların yapıldığını özellikle vurgulamak istiyorum. Baş şefim çok teşekkürler. Ben teşekkür davet ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Peki, yemek büfemiz böyleydi. Sizleri tekrar davet ederek bu bölümde şimdilik videomuzu sonlandırıyoruz. Efendim, Papillon Ayşe'de çok güzel bir açık büfe akşam yemeği sunumu gösterdik size örnek olarak. Ama tabii ki akşam yemeğini deneyime dönüştürmek istiyorsanız o zaman da alakart restoranlardan faydalanmak isteyeceksinizdir diye düşünüyorum. Şimdi Papillon Ayşe'de tam 7 tane alakart restoran var. Hatta sabahki kahvaltıyı da sayarsak 8 tane ve bunlardan kahvaltıyla beraber 6 tanesi konsepte dahil, yani ücretsiz. Akşam yemeğinizi açık büfe olarak almak yerine çok şık restoranlarda, ambiyansı özelleştirilmiş restoranlarda deneyime dönüştürebilirsiniz. Safran bunlardan bir tanesi. Diğerlerinden de müsaitliğe göre size göstermeye çalışacağım. Adından da anlaşılacağı üzere burası Türk ve Osmanlı mutfağının özel lezzetlerinin sunulduğu bir alakart restoran. Bakar mısınız şu şıklığa? Duvar desenleriyle, ışıklandırmasıyla ve masa düzeniyle gerçekten çok şık bir ortam. Şimdi Türk ve Osmanlı mutfağı dediğimiz zaman tabii ki anlayacağınız üzere bizim damak zevkimize çok yakın ve sevdiğimiz lezzetler var. Efendim, Safran isimli alakart restoranı rezervasyon yaptırdıysanız valla benim iştahım açıldı. O kadar güzel bizim Anadolu'muzun çeşitli yörelerinden lezzetler var ki. Gaziantep bölgesinden Ayvalık tarak var, Edirne bölgesinden Mahmudiye var, İzmir'den tire var, Diyarbakır'dan saç tava var, İstanbul bölgesinden beğendili kebap var, işte Milas'tan mesela çökertme kebabı var, Şanlıurfa'dan şıllık kebabı var, Hatay'dan künefe var, var da var. Yani eğer Safran'daysanız hiç yabancılık çekmeyeceğiniz ve gerçekten damak çatlatan lezzetleri tadabilirsiniz. Tabii ki tek seçenek Safran değil. Birkaç alakarttan daha size bahsedeceğim. Ve Papillon Ayşe'nin bu anlamda size sunduğu alakart deneyimlerini anlatmaya çalışacağım. Bu arada sizler burada menüden seçmenizi yaparken kare kod kullanabilirsiniz. Ve buradan açılan menüden de siparişinizi verebilirsiniz. Diğer alakartları keşfetmek üzere turumuza devam ediyoruz. Efendim, bu akşam Papillon Ayşe'de Safran isimli alakart restoranındayız. Hemen belirtmek istiyorum ki bu alakart restoran otelde konaklayan misafirim için ücretsizdir. Sadece rezervasyon yaptırmanız misafir ilişkileri deskinden burada olmayı istediğinizi belirtmeniz yeterli olacaktır. Ve buraya geldiğiniz zaman gerçekten damak çatlatan modern Türk mutfağının lezzetlerini tadabilirsiniz. Ali kardeşim işinde çok uzman bir arkadaşımız. Bize çok güzel bir masa hazırladı ve onun önerileriyle biz tercihlerimizi yaptık. Ve ben sözü ona bırakmak istiyorum. Ali kardeşim, neler var masada? Bize çok teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle misafirlerimizi welcome cocktail ile karşılıyoruz. Hı hı. İçerisinde rakı, limon, ayva yaprağı, ada çayı ve misket limon bulunmaktadır efendim. Misafirlerimizi aromalı, çok hoş, mayhoş tadında olan bir welcome cocktail ile karşılıyoruz efendim. Çok da iştah açıcı bu arada. Evet, kesinlikle efendim. Hı. Ondan sonra misafirlerimize soğuk başlangıçlar, zeytinyağlılarla başlıyoruz efendim. Hı. Zeytinyağlı taze fasulyemiz, hı, acılı ezmemiz, efendim lava, baklagil ezmesi olarak geçiyor. Patlıcan yoğurt, haydari. Ondan sonra misafirlerimize efendim olarak ara sıcak ikramımız oluyor. Bunlar içli köfte ve ballı börek. İçli köftemiz Urfa yöresine ait. Ballı böreğimiz Hatay bölgesine ait. İçerisinde Hatay peyniri bulunmaktadır efendim. Üstünde de galiba şey, bal. Üzerinde de bal bırakıyoruz efendim. Sonrası misafirlerimize çorba. İki çeşit çorbamız var. Bunlar Borani çorbası ve Beyran çorbası. Biz Beyran tercih ettik. Evet, bugün siz Beyran tercih ettiniz. Aslında başlı başına bir yemek baktığınızda, değil mi? Yani doyurucu, evet, evet efendim. Çorba olarak doyurucu. İçerisinde kuzu eti bulunuyor efendim. Hı-hı. Arkasından iki çeşit salatamız bulunuyor efendim. Çingene salatası İzmir'den. Hı-hı. Zahter salatamız, hı-hı, Hatay'dan efendim. Hı-hı. Ondan sonra misafirlerimize ana yemek tercihleri oluyor. Hı-hı. Marmara'dan cızlama. Krides, hı-hı, lava şeklinde geliyor, sebzeli efendim. Hı-hı. Şöyle oraya köşeye bırakıyorum. Şöyle bırakıyorum. Şunu diyorum. Muğla, Milas'tan çökertme kebabı. Çok güzel. Sunumlar da bu arada çok orijinal. Evet, tabaklarımız son derece orijinal. Şöyle bırakıyorum. Tabii papilyonda olduğumuzu hissediyoruz bu arada. Ve Anadolu'dan kapama. Hı-hı. İncik kapama diye geçiyor. İncik kapama. Evet efendim. Ellerinize sağlık. Rica ederim. Ali Bey, benim bir küçük sizden ricam var. Küçük bir ricam var. Tabii ki de, lütfen. Şimdi şarap konusunda aslında Papillon Ayşe'nin bir ödül aldığını ben biliyorum. Bu ödülden bahseder misin bize?
Şöyle başlayayım ben. Papillon Haşı Antalya bölgesinde Vino Separatör olarak ödül aldık biz. Bu ödül alan restoranımız ise şu an bulunmuş olduğunuz Safran Restoranı. Türk, modernleşmiş Türk mutfağı olarak geçiyor. Antalya bölgesinde sayılı alan, ödül alan restoranlardan birisiyiz efendim. Şarap olarak, ambiyans olarak şaraba uygun bir ambiyansımız var. Yemeklerimiz şarap uyumlarına kesinlikle uyumludur. Biz House Line olarak Kumkale, Çanakkale bölgesi şarabı kullanıyoruz. Öküz Gözü ve Merlot şarabını kullanıyoruz efendim. Şaraplarımız, yemeklerimiz de kesinlikle uyumludur efendim. Biz bu akşam Merlot tercih ettik. Biraz daha hafif olduğu için. Kesinlikle. Öküz Gözü'ne göre birazcık daha hafif oldu. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim efendim. Eğlenceler diliyorum. Biz aslında hemen şunu söylemek istiyorum. Sunumlar tabii hepsi beraber gelmiyor. Biz size bu sunumu yapabilmek için tüm menüleri, menüde bulunan içerikleri masaya hazırlamalarını rica ettik. Sizler buraya geldiğiniz zaman önce soğuk başlangıçlar, sonra sıcaklar, sonra çorbalarınız, sonra ana yemekleriniz ve son olarak da tatlılarınız geliyor. Bu arada tatlı dediğimiz zaman şu an masada yok ama Hatay'dan künefe ya da Şanlıurfa'dan çılık tatlısı gibi yine Türk mutfağının... Hamsik'ten sütlaç. Çok güzel, çok güzel. Nereden sütlaç? Hamsik'ten, Trabzon efendim. Trabzon Hamsiköy'den sütlaç. Evet efendim. Ben bunu denemek istiyorum. Tamam. Sizleri bekliyor efendim. Biz de bu deneyimi sizlere sunmak istedik. Bu arada Ali Bey bize servisini yapıyor. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Efendim buyurun lütfen. Papillon Haşı'da bir başka alakart seçeneği. Yine akşam yemeğinizi deneyime dönüştürecek özel bir alandayız. Burada biraz daha uzak doğu esintileri tadacaksınız. Çünkü sushi, sashimi ve teppanyaki bölümü burası. Burada yine çok farklı bir dekorasyon sizleri bekliyor. Uzak doğulu şeflerimiz bir tarafta sushi ve sashimi tabaklarını hazırlıyorlar. Diğer tarafta ise teppanyaki bölüm var. Benim size önemli söylemek istediğim şey ise aslında Papillon Haşı'da 5 tane sabah kahvaltısıyla beraber 6 tane ücretsiz alakart var. Ancak teppanyaki bölümü, yani hemen arkamda gördüğümüz burada sınırlı sayıda sandalye var. Bizim ocak başı olarak da ifade edebilirsiniz. Bu bölüm ekstradır. Ve diğer bölümde de bazı menüleri istek dahilinde yine ücretli alabilirsiniz. Ancak yine ücretsiz menülerde bu bölümde sunulabilmekte. Burayı kullanmak istediğinizde bunun için bir küçük rezervasyon ücreti, QR ücreti ödemeniz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet, bu alanda ustamız sushi ve sashimi tabağı hazırlıyor. Birazdan teppanyaki'den de görüntü ekleyeceğiz. Orası biraz daha, hani bahsetmiştim ya, bizim ocakbaşı gibi. Adana'ya gelen misafirimiz, biz hani ciğerciye götürüyoruz ya, uzak doğuda teppanyaki çok meşhur. Alevler saçarak çok güzel yemek çeşitleri var. Yani hem sebzelerle hem de güzel dana etiyle hazırlanan bifteklerle veya... çok güzel olmuş. Çok güzel bir sushi tabağı. Hazırlanan bir bölüm. İsterseniz teppanyaki'den de görüntü ekleyelim hemen. Buyurun. Bonfile yapıyoruz değil mi? Ellerine sağlık. Nasıl? Müthiş görünüyor değil mi? Evet, anlayacağınız üzere balık alakartındayız. Papillon Haşı'da ana restorandaki açık büfe alternatif olarak bir başka alakart seçimi. Tabii ki ücretsiz. Sadece rezervasyon yapmamız yeterli. Ve buradaki lezzetli balık menülerinden, deniz mahsulünden oluşan menülerden, mezelerden seçim yapabilirsiniz efendim. Şimdi şu an denize en yakın bölümdeyiz. Aslında biraz böyle deniz atmosferini de, deniz havasını da içimize çekerek balık menülerini sipariş etmek isteyen misafirimiz şimdiden rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz tatil yumu arayarak. Ve İtalyan alakartı bir bölüm var. Balık alakartından ayrılıyor ve İtalyan alakartı başlıyor. Tabii ki buraların bir de
kapalı bölümü var. Yani klimatize bölümü var. Balık alakartı ve iten alakartından faydalanmak isteyen misafirlerimiz denize yakın bölümünde ve bu alanlardan faydalanabiliyorlar. Hemen isterseniz içeri de gösterelim. Şöyle. Bakınız ilk bölüm İtalyan menülerinin sunulduğu, ikinci bölüm ise deniz mahsullerinin sunulduğu kapalı bölümler, klimatize bölümler. Artık sizin keyfinize göre seçim yapabilirsiniz. Son derece şık, yine papilyon kalitesinde, papilyon şıklığında iki alakart misafirimizi bekliyor. Ana restoranda oldukça zengin ve çeşitli seçimler vardı. Büfe oldukça dolu doluydu. Ama tabii ki akşam yemeğinizi deneyime dönüştürmek isterseniz Safran Restoran'a başladık. Teppanyaki'den bahsettik, suşiler, sashimilerden bahsettik. Tabii bir alakart daha var, Meksika alakartı, toka var. Hani bunun dışında elinden geldiği kadar müsaitlik ölçüsünde alakartlardan yine görüntüler sunmaya çalışacağım size. Zannediyorum fikir vermiş oldum ve alakartlardan faydalanmak için de şimdiden zannediyorum yerinizi ayırtmak için plan yapmaya başladınız. Bizler de tatil ekibi olarak taleplerinizi memnuniyetle bekliyor olacağız. Efendim Papillon Ayşe'de daha önceki geldiğim yıllarda olmayan, bu sene çok güzel bir keyifle keşfettiğim Martini Lounge'dayım. Burası, kolay gelsin. Burası özellikle akşam yemeğinden sonra mutlaka ziyaret etmeniz gereken bir bölüm. İnanılmaz keyifli bir alan. Son derece lüks ve son derece kaliteli bir ortam. Dekoru gerçekten etkileyici. İçerisi son derece serin. Hemen karşıdaki bölümde birazdan canlı müzik başlayacak. Siz de bu arada İmza kokteyllerini Papillon Ayşe'ye özel lezzetler eşliğinde tadabileceksiniz. Çünkü çok nitelikli bir barı var. Çok işinde uzman bartender arkadaşlarımız var. Hemen şöyle yaklaşalım. Beyza Hanım bahsettiğimiz arkadaşlarımızdan bir tanesi. Az önce yemek öncesinde aşağıda Özge Hanım yine çok özel tadımlık, özel aromalı kokteyller yapıyordu. Burada Beyza Hanım bize yardımcı oluyor. Elbette eğer Martini Lounge'a geldiyseniz aslında başka hiçbir yerde içemeyeceğiniz özel lezzetler de var. Bakın burada çok özel bir menü yapmışlar. Çok orijinal gerçekten. Daha önce görmemiştim. Gin kokteyller, viski kokteyller, vodka kokteyller, rom kokteyller veya tequila kokteyller sadece Martini Bar'a özel aromalı şekilde hazırlanıyor ve misafirleri sunuyor. Yani bu menüde tadacağınız kokteylleri başka bir yerde tadamazsınız. Bilginiz olsun. Eğer acıkırsanız 24 saat açık burası. Söylemeyi unuttum. En baştan söylemem gerekiyordu. Tekrar kolay gelsin size. Ortamın şıklığını zaten sizler görüyorsunuz. Yavaş yavaş yürüyerek biraz daha bu ortamdan size görüntüler vereyim. 24 saat açık olduğunu söylemiştim. Yani buraya günün hangi saati gelirseniz gelin. Güzel aperatif atıştırmalıklar, mesela çok özel homemade hamburgerler, çorba çeşitleri, sizin zevkinize göre yapılmış özel soslu makarnalar tadabiliyorsunuz. Yine özel tatlı çeşitleri var. Ve ben Martini Lounge'u ve özel bir noktaya almanızı ve otele geldiğiniz zaman burada mutlaka zaman geçirmeniz gerektiğini söylemek istiyorum. Yemek öncesinde gelip burada tadımlık o kokteyllerden alarak hem iştah açıcı hem de dinlendirici bir şekilde bunu da değerlendirebilirsiniz. Eğer sigara kullanıyorsanız veya dışarıda oturmak isterseniz elbette teras kısmı da var. Burayı da gösterelim. Ama dışarı çıkmadan önce şu güzel ortamı bir kez daha videomuza ekleyelim. Bakın Martini Bar'ın dış alanı. Çok güzel Ağustos böceği cıvıltıları eşliğinde. Çok rahat koltuklarla işte burada olmayı hayal edebilirsiniz. Bence Papillon Ayşe'nin en keyifli noktalarından bir tanesi olmuş. Çok güzel bir imza kokteyli söyleyerek yemek öncesinde, yemek sonrasında veya gün içerisinde burada dinlenebilirsiniz. Aklınıza bulunsun.